Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyorum. Bir empati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün birçok öğrenci için özel bir sürecin başladığı bir akşam. Öncelikle bütün öğrencilere, ekranları başında bizi izleyenleri sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü programımızda ruh sağlığı sorunu olanlar kime başvurmalı konusu ile ilgili bilgiler aktaracağım. Ancak programımızın son bölümünde cumartesi günü ve pazar günü sınava girecek öğrencilerimize yönelik, özellikle kaygıyla alakalı, ruhsal konularla ilgili sınav sırasında, sınav akşamında, sınav sabahında neler yapmaları gerektiği ile ilgili tecrübe ve deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Öğrencilerimiz izlerlerse onlar için de yararlı olacağını düşünüyorum. Zaman zaman programlarda insanlarımızı doğru bilgilendirmek için, özellikle sağlıklı bilgi almak, sağlık sorunları ile ilgili doğru yerlerden hizmet almakla ilgili bir takım bilgilendirmeler yapıyorum. Psikiyatri alanı son dönemlerde giderek toplumda bilinirliği artan, insanların daha çok ilgi duyduğu ve gerçekten de ihtiyaç duyduğu bir alan aslında. Ama tüm bu gelişmelere rağmen zaman zaman bu konuyla ilgili bir takım eksiklikler, yanlış anlaşılmalar nedeniyle insanlarımız doğru ve sağlıklı bir hizmet alamıyorlar. Empati programı yaklaşık 20 yıldır bu ekranlarda devam ediyor ve zaman zaman da aslında biz bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bu programın e, temel formatında özellikle psikiyatri ile alakalı güncel ve doğru bilgileri e, aktarmayı çok önemsiyoruz. Bu akşam da Türkiye Psikiyatri Derneği'nin e, Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel e, Toplantılar Biriminin çok önemli bir ...yazısından esinlenerek bir program yapmaya karar verdim. Dönem dönem benzer konuları programımızda işledik ama bu akşamki programımızın e, temel e, amacı... ...ruh sağlığı sorunu olanlar kimlere başvurmalı? Bununla ilgili e, bilgiler aktaracağım. E, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sitesinde halkımızı ve kamuoyunu bilgilendiren... Gerçekten çok güzel yazılar, güzel açıklamalar çıkıyor. Ama insanlarımız tabii interneti, sosyal medyayı çok kullanıyorlar. Yalnız böyle bilimsel açıklamalar çoğu zaman görülmüyor, farkında olunmuyor. Dolayısıyla benim de bu akşam dikkatimi çeken bu konuyla alakalı bilgiler paylaşacağım sizlere. Neden bu bilgileri paylaşıyoruz? Çünkü son yıllarda... Psikiyatrinin tanınması bilinirliği e, arttı ve bu artmayla birlikte de psikiyatri alanı dışındaki insanların da bu alanda e, terapi, tedavi adı altında bir takım yanlış uygulamalar yaptıklarına tanık oluyoruz. Ülkemizde hekimlik yetkisi olmayan e, dolayısıyla psikiyatrik hastalıklara tanı koyma ve tedavi etme yeterliği ve ehliyeti olmayan kişilerin bazı meslek gruplarının ya da aslında olmayan bazı meslek gruplarının bu konularda bir takım çalışmalar yaptıkları, klinik adı altında bir takım yerlerde faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. Bu da çok ciddi anlamda bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlarımızın birçoğu ruh sağlığı alanında bir sorunları olduklarında, kendilerinin çocuklarının ya da bir aile bireylerinin bir arkadaşlarının bir sorunu olduğunda e, nereye başvuracaklarını kimden destek al alacaklarını e, gerçekten e, bilmediklerini biliyoruz. E, örneğin sıklıkla şuna tanık oluyoruz. Psikolog ve psikiyatrist kavramının henüz toplumda tam yerleşmediğini tam bilinmediğini görüyoruz. Zaman zaman ulusal gazetelerde bazı köşe yazıları okuyorum. O köşe yazılarında da e, psikiyatrist ve psikolog kavramını yani hepimizin bildiği yazarların aslında doğru bilmediğini e, yanlış kullandıklarına e, tanık oluyoruz. E, bu iki meslek grubu bile aslında birbirinden çok farklı eğitimler e, ve çok farklı e, eğitimlerden geçiyorlar. Yarın. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz bu sınav sonrasında bu alanı seçtiklerinde aslında hangi okulları seçeceklerine de karar veriyorlar. Ama birçok kişi gerçekten bu iki kavramı bilmiyor. Bununla ilgili yine Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sitesinde yayınlanan bir yazıda aldığım bazı veriler var. Onları ben paylaşmak isterim sizinle. 2006 yılında Gaziantep ilimizde bir, ...bilimsel çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya yaklaşık 500 kişi alınıyor. Ve çalışmaya katılanlara... ...psikologların ve psikiyatristlerin ne iş yaptıkları soruluyor. Ve çalışmada sevgili seyirciler şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu çalışmaya katılanların %56.6'sı psikologları konuşma yoluyla tedavi eden, psikiyatristleri ise ilaç tedavi eden kimseler olarak e, tanımlamışlar. E, ruh sağlığı, ruh ve sinir hastalıkları e, bilimsel çalışmalar e, sonucunda tedavi e, edilebilir oranı çok yüksek e, bir alan aslında. Yüzde 80'lerin üzerinde e, vakalar görülüyor. E, yani ruhsal sağlığı, ruh sağlığı sorunu olan bireylerin yüzde sekseninin daha üstündeki bir grup ciddi oranda tedaviden fayda görüyorlar. Bu aslında birçok tıp alanıyla ilişkili olarak baktığımızda gerçekten önemli bir oran. Ama tabii ki bu faydanın görülebilmesi için de bu alanın iyi tanımlanması, iyi tanınması ve doğru zamanda başvuru yapılması, doğru zamanda tedavi alınması çok önemli. Neden önemli? Bize başvuran danışanlar ya da hastalar arasında zaman zaman gözlemliyoruz. Diyelim ki bir panik atağı olan bir vaka, aylarca ya da haftalarca ilgisiz alanlarda zaman kaybediyor. Bir takım gereksiz tetkikler yapılıyor. Gereksiz tedaviler uygulanıyor. Hem maddi anlamda bir kayıp söz konusu oluyor hem de kişinin yaşam kalitesi bozuluyor. Bununla ilgili yine önemli bir çalışmada, bahsettiğim çalışmada vakalara bu çalışmaya katılan vakalara şu soru sorulmuş. Majör depresyon belirtileri anlatılmış. Ardından da siz de bu depresyon belirtileri olduğunda ne yaparsınız diye sorulmuş. Vakaların %57'si bu geçici bir durumdur. Ve böyle bir durumda... Herhangi bir şey yapmam, kendiliğinden geçmesini beklerim. Aslında depresyon psikiyatrik rahatsızlıklar arasında çok sık görülen bir durum. Her dört kadından bir tanesi ve her sekiz erkekten biri yaşamının bir döneminde ciddi anlamda bir depresyon yaşıyor. Bütün dünyada geçerli olan bir istatistik bu. Dolayısıyla da kişiler bu durumu bilmedikleri için bunun kendiliğinden geçmesini beklerim, herhangi bir şey yapmam diye e, açıklama yapıyorlar. Yine şizofreni hastalığının belirtileri kişilere anlatılıyor. Böyle bir durumda bir yakınınız olsa ne yaparsınız diye soruluyor. Ve e, çalışmaya katılanların yüzde 52'si e, böyle bir durumda ben bir psikiyatriste giderim diyor. E, dolayısıyla e, yani kişilerin, Hangi durumda, nereye başvuracaklarını bilmeleri çok önemli. Yine az önce de vurguladığım e, rahatsızlık, panik, bozukluk rahatsızlığı belirtileri yine çalışmaya katılan kişilere anlatılmış. E, panik atak belirtileri olduğunda nasıl davranırsınız diye sorulmuş. Çalışmaya katılanların %57'si bir iç hastalıkları uzmanına yani dahiliye uzmanına ya da kardiyoloji uzmanına başvururum cevabı vermiş. Bu çalışmaya katılan ve bu cevabı veren kişilere tekrar şu sorulmuş. Peki iç hastalıkları uzmanı ya da dahiliye uzmanı size şunu söylüyor. Diyor ki bu psikiyatrik bir sorundur. Bunun için bir psikiyatri uzmanına başvurmanız gerekir. Bu durumda ne yaparsınız? Vakaların yüzde 16'sı Tekrar başka bir dahiliye uzmanına giderim şeklinde e, cevap vermiş. E, dolayısıyla yani bir tıp doktoru, dahiliye uzmanı vakayı bilgilendirdiği halde e, vaka psikiyatriste gitmemek için e, direniyor. Bu tamamen bir bilgi eksikliğinden, bir ön yargıdan e, kaynaklanan bir durum. Ruh sağlığıyla ilgili sorun yaşayanlar bu çalışmanın sonucundan sonucunda da anlaşılacağı üzere aslında bir kararsızlık yaşıyorlar ya da ne yapacağını çoğu zaman bilmiyorlar. Dolayısıyla da sağlıklı bir hizmet alma konusunda sorun yaşıyorlar. Şimdi gelelim kilit soruya. Ruh sağlığı alanında çalışan kişiler kimlerdir? Yani biz ruh sağlığı hizmetini kimlerden alabiliriz? E, bu çok önemli bir soru. Çünkü bu konuda gerçekten çok ciddi bir karmaşıklık söz konusu. E, geçenlerde bir vaka gelmişti bana. Bir öğretmen hanım 6 aydır çocuğunu sosyolog e, olan birine terapiye götürüyor. Neden böyle bir şeye başvurduğunu söyledim. Ben onu terapist diye biliyordum. Terapi eğitimi aldığını söylemişti bana diye. Yani bu, bu şekilde böyle bir takım e, yanlış bilgilendirmeler söz konusu. E, terapi kavramı, terapist kavramı çok e, insanların böyle e, büyüsel algıladıkları, böyle e, ilgisini çeken ama aslında ne olduğunu bilmedikleri bir durum. Birazdan bununla ilgili de e, doğru olan bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ama önce ruh sağlığı alanında çalışan meslek e, çalışanlarının kimler olduğunu e, anlatmak istiyorum. Yani bunların başında hepinizin de bileceği üzere bir sonuçta ruh sağlığı bir tıp alanı yani psikiyatri ve ruh sağlığı bir tıp alanı insanların bedensel ve psikolojik ruhsal sorunları var. Bedensel rahatsızlığımızla ilgili başvurduğumuz belki onun 15'in üzerinde branş var. İşte dahiliyeden tutun genel cerrahiye kadın doğumdan çocuk hastalıklarına, nörolojiden kulak burun boğaza, gözden dermatolojiye, beyin cerrahisinden ürolojiye, plastik cerrahiden birçok alan sayabiliriz bununla ilgili. Endokrine, gastroenterolojiye birçok bölüm var. Bu bölümlerin içerisinde ruhsal sağlıkla ilgili olan bölüme biz psikiyatri bölümü diyoruz ve psikiyatri bölümüyle ilgilenen hekimlere de psikiyatrist ya da psikiyatri uzmanı, psikiyatri hekimi diyoruz. Dolayısıyla ruh sağlığı alanında hizmet veren e, mesleklerin en başında gelen e, kişi psikiyatri hekimidir. Birazdan psikiyatri hekiminin kim olduğunu, nasıl bir eğitim aldığını e, sizlere anlatmaya çalışacağım. İkinci sırada e, ruh sağlığı hizmeti alacağımız kişi. Pratisyen hekim ya da aile hekimi dediğimiz hepimizin bir aile hekimi var biliyorsunuz. Ee, aile hekimidir. Yani e, aile hekimi bir sağlık sorunu yaşadığımızda hepimizin mahallesinde en yakınımızda olan e, bir sağlık sorunu yaşadığımızda, çocuğumuzun kendimizin bir sağlık sorunu olduğumuzda başvurduğumuz hekimdir, doktordur, tıp fakültesi mezunu kişidir. Dolayısıyla e, aile hekimleri e, eğitim aldıkları süre içerisinde, her branştan eğitim aldıkları için psikiyatri alanında da hangi rahatsızlığın psikiyatrik kökeni olduğu, nasıl tedavi edileceği ve nereye başvurması gerekeceği konusundaki bilgi sahibi olan kişidir. Biz yaklaşık 15 yıl önce Sağlık Bakanlığımızın bu konuyla ilgili güzel bir çalışması olmuştu. Pratisyen hekimleri ve aile hekimlerini bütün Türkiye'de bir iki günlük süren bir eğitim programı vardı. Ben de o eğitimin Elazığ ve Tunceli bölümünden sorumluydum. Başında da Profesör Doktor Oğuz Kara Mustafalıoğlu Şişli Etfal Hastanesi'nde çalışıyordu. Şu an kendisi İstanbul'da çalışan bir meslektaşımız. Çok güzel bir eğitim çalışması yapmıştık ve 20'er kişilik gruplar halinde aile hekimlerine psikiyatriyi tanıtan ve psikiyatri bilgilerini güncelleyen eğitimler vermiştik. O dönemde gerçekten çok işlevsel olmuştu. Üçüncü sırada psikolog ya da klinik psikolog olarak ifade ettiğimiz meslek grubu geliyor. Ruh sağlığı hizmeti veren meslek grupları arasında. Psikolog dediğimiz kişiler psikoloji eğitimi veren fakültelerden mezun oluyorlar ee, ve bu kişiler mezun olduktan sonra eğer özel bir takım eğitimlerden e, geçerlerse e, vakalara dayalı klinik e, eğitimler alırlarsa bir, ki bu çoğu zaman psikiyatri kliniklerinde psikiyatrlarla birlikte e, olması gereken bir şey bu durumda da bunlara klinik psikolog diyoruz. Yani psikologla klinik psikolog arasındaki farkı da ben birazdan anlatacağım. Çünkü bakıyorsunuz bir psikolog mezun olmuş geçen yıl. Hemen yazmış uzman psikolog, uzman klinik psikolog diye. Tabi insanlar hani bunu da bilmediği için bu konuda da çok mağduriyetler yaşıyorlar. Yani şimdi ruh sağlığı öyle hassas bir alan ki eğer probleme zamanında ve yerinde müdahale etmezseniz ya da yanlış bir yönlendirme olursa bu durumda çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Geçenlerde bir Tunceli'den bir psikolog arkadaşım bize bir vaka yönlendirmişti. Vakanın özelliklerini anlattığında aslında gerçekten de bir psikiyatri uzmanına başvurması gereken bir vaka olduğunu hissettiğini ve bunu yönlendirmek istediğini paylaşmıştı. Aslında. Psikolog, klinik psikolog ve psikiyatrlar birbirleriyle e, böyle kombine çalışan bir ekip e, gibi düşünebiliriz e, bunları. Dördüncü sırada psikiyatri hemşireleri gelir. Psikiyatri hemşireleri niye önemli? Çünkü psikiyatri kliniklerinde e, psikiyatri hocalarıyla, psikiyatri uzmanlarıyla çalışıyorlar. Senelerce bu konuda bilgi sahibi oluyorlar. Dolayısıyla e, bir vakanın e, psikiyatrik açıdan, ne yapılması gerektiği, nereye başvurması gerektiği, nasıl bir tedavi alması gerektiği konusunda psikiyatri, psikiyatri hemşireleri de e, oldukça önemli bir işlev görüyor. Bunu da buradan vurgulayalım. Yine sosyal hizmet uzmanları, e, özellikle ruhsal sorun yaşayan ailelerin, e, çocukların araştırılması, doğru yerlere yönlendirilmesi, onların sağlıklı... E, bir ortamda bulunup bulunmadıkları ve sosyal e, yönleriyle alakalı çalışma yapan, e, yine bu konudaki fakültelerden e, mezun olan e, kişilere de bir sosyal hizmet uzmanı diyoruz. Bu e, arkadaşlarımız da yine ruh sağlığı alanının çok önemli e, işlev gören bir alanını e, oluşturuyor. Yine psikolojik danışmanlar, ya da PDR dediğimiz yarın sınava girecek öğrenciler de belki de benim bu anlatımımdan sonra e, PDR mi istiyor, sosyal hizmet uzmanı mı olmak istiyor, psikolog mu olmak istiyor, psikiyatrist mi olmak istiyor, e, bunların ne olduğunu belki benim bu akşamki programımdan bir öğrenme e, fırsatları da olacak çünkü bazen bana bu konuda da öğrenciler geliyor e, işte ben e, psikoloji yazmak istiyorum. Hocam sizden bilgi almak istedim. Hani nasıl bir alan diye. E, hani belli ki orada bir karmaşa var. E, PDR ya da psikolojik danışmanlar e, çok çok önemli işlev gören bir e, ruh sağlığı alanı e, çalışanı. Neden çok önemli bir işlev görüyor? Ülkemizde milyonlarca öğrenci var. İlkokuldan e, üniversiteye kadar, üniversite sonuna kadar neredeyse toplumun Yarıya yakınlı oluşturuyor bu kesim. Dolayısıyla öğrencilerin e, okul döneminde, arkadaş ortamlarında, sınıf ortamında, e, eğitim sürecinde gerek okulla ilgili, gerek kendi e, bireysel özellikleriyle ilgili, gerek aileleriyle ilgili yaşamış oldukları e, ruhsal sorunları en iyi anlayabilecek, onları en iyi teşhis edebilecek, en erken görebilecek e, meslek alanı. PDR uzmanlarıyla çok yakın çalışıyoruz. Zaman zaman da işbirliği halinde çalışıyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir alan olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Şimdi buraya kadar ruh sağlığı alanında çalışan meslekleri anlatmaya çalıştım. Yani doğru olan, hani halkımızın bilmesi gereken. Şimdi tabii bu programı yapmaktaki asıl amaçlarımdan biri de bu anlatmış olduğum ruh sağlığı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan e, bir takım böyle e, meslekler türetildi. E, bu meslekler arasında da zaman zaman görüyoruz işte. Böyle tabelalara yazılmış yaşam koçu, NLP, kişisel gelişim uzmanı, biyoenerji uzmanı gibi sıfatlarla e, bunların ben ne iş yaptığını bilmiyorum ama hani yapmamaları gereken bir işi biliyorum. Onun için sizlerle paylaşıyorum. Mesela bana bazen vaka geliyor. Diyor ki ben işte kişisel gelişim uzmanından, NLP uzmanından aile terapisi aldım. İşte yakınımı götürdüm, ablamı götürdüm, kardeşimi götürdüm ama işte kaç seans gittik hiçbir şey olmadı. Hani bize dönüş yapıyorlar yani meslektaşlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Gerek üniversiteden gerek resmi kurumlarda çalışan değerli meslektaşlarımızla onlara da bu şekilde çok vakalar geliyor. Vakalar başlangıçta tabii şöyle düşünüyorlar. İşte psikiyatriye gidersem etiketlenirim. Bana bir tanı konursa işte bu işime engel olur. İşte ya da ileride bir sorun olur. O yüzden ben nereye gideyim? Böyle bir böyle hani terapist adını da kullanıyorlar bu kişiler. Ben psikoterapistim diyorlar. Dolayısıyla da halkımız da psikoterapistin ne olduğunu bilmiyor hani hangi meslek erbabı olduğunu. Ondan sonra da bu kişilere tedavi için başvuruyorlar. Bir takım uygulamalar yapılıyor ama sonunda birazdan anlatacağım bununla ilgili gerçekten çok ciddi zararlar yaşıyorlar. Bu saydığım ve şu anda ekranlarda gördüğünüz alanların ruh sağlığı ekibi içerisinde yerinin olmadığını 32 yıllık bir hekim olarak buradan vurgulamak istiyorum. Bu verileri de aynı zamanda birkaç binden daha fazla üyesi olan Türkiye Psikiyatri Derneği'nin resmi web sitesinden alınmış bilgiler. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili seyirciler, biz hekimlerin görevi danışanlarımıza, hastalarımıza, Acısı olanlara, sıkıntısı olanlara doğru bilgiler aktarmak, onlara doğru tanılar koymak, onlara yardımcı olmak, onların acısını dindirmek, hafiflemek, hafifletmek ama bunu doğru tedavilerle, doğru zamanda ve mümkün olan en kısa zamanda yapmak. Eğer bir kişi bir hekime başvuruyorsa ve bu kişinin sorunu o hekimle direkt ilgili değilse, hekimlerin bir özelliği de tıp eğitimlerinde, hekimler 6 yıllık tıp eğitimi aldıkları için her e, branşın eğitimini belirli dönemler halinde alıyorlar. Yani bir psikiyatri uzmanı da, bir kadın doğum uzmanı da hem psikiyatri eğitimi alıyor hem kadın doğum eğitimi alıyor. Yani bir diyelim ki e, bir hekim, bir aile hekimi ya da herhangi bir uzman hekim nöroloji eğitimi de alıyor, kulak-burun-boğaz eğitimi de alıyor, göz eğitimi de alıyor, e, fizik tedavi eğitimi de alıyor, dahiliye eğitimi de alıyor. Ee, bu konuların eğitiminin alınması niye önemli? Çünkü size bir e, nörolojik vaka gelirse onun psikiyatrik olup olmadığını, size bir dahiliye uzmanının ilgisine giren bir vaka geldiğinde, bir diyabet geldiğinde, bir nöroloji bir kalp sorunu geldiğinde, e, bir hipertansiyon geldiğinde e, ya da bir endokrin sorun geldiğinde bunun e, başka bir tıbbi bölümle de ilişkisi olup olmadığını ancak bir tıp hekimi anlayabilir. O yüzden e, psikiyatriyle ilgili bir sorun yaşandığında bir psikiyatri uzmanına başvurmanın e, burada çok önemi var. Yani psikiyatri uzmanı hekim sadece sizi psikiyatrik açıdan değerlendirmiyor. Sizin yaşadığınız çarpıntının, nefes daralmasının, uyuşmanın nörolojik mi olduğunu, kardiyolojik mi olduğunu, baş dönmenizin kulak burun boğazla mı ilişkili olabileceğiniz, görme bulanıklığınızın gözle mi, nörolojiyle mi ilgili olabileceğini değerlendirerek sizi doğru olan alanlara yönlendirir. Dolayısıyla bu çok önemli bir işlev. Çünkü günümüzde insanlar sağlık hizmeti alırken bazen günlerce yanlış yerlerde zaman geçirebiliyorlar. Mesela geçen yıl takip ettiğim bana başvuran bir vakamız vardı. 6 ay süreyle bir beyin cerrahi polikliniğinde bir antidepresan tedavi alıyor. Hasta tabii bize 6 ay gecikmeli geldiğinde ben de şunu sordum. Yani hani bir beyin cerrahisi sizce, sizce ne iş yapar? Ameliyat yapar dedi. O zaman dedim gidin hekiminize sorun. Hani bana bu 6 aydır bu tedaviyi niye veriyorsunuz? Hani sizi bilgilendirmek zorunda. O yüzden doğru bilgilendirme burada çok önemli. Yani bunu çok önemli buluyorum. Şimdi deminki meslek gruplarını anlatırken ee, hani ne eğitimi aldıklarını anlatmıştım ya. İşte şimdi psikiyatri hekiminin nasıl bir eğitim aldığını bilmeniz açısından size paylaşıyorum. Psikiyatri hekimleri ne yaparlar? Ruhsal rahatsızlıkların tanınması, önlenmesi, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonunda çalışan tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerdir. 6 yıllık tıp eğitimi alıyorlar ve 6 yıllık tıp eğitimi sonunda uzmanlık sınavı, tıpta uzmanlık sınavı denen zorlu bir sınavdan geçiyorlar ve bu sınavda da e, psikiyatri alanında al, 4 yıllık psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış olan kişilere biz psikiyatrist diyoruz ya da psikiyatri hekimi diyoruz. E, aldığı tıp eğitimi e, insanın hem genel hastalıkları hakkında bilgi sahibi e, olmasını hem de ruhsal yapısını tanımlama ve gerektiğinde tedavi etme yetki, bilgi ve donanımına sahip olmasını e, sağlıyor. Psikiyatri ekimi klinik olarak karar verici olarak ruh sağlığı ekibi içerisinde koordinasyonu sağlayan kişidir. Psikiyatrik hizmetin kaliteli olarak verilebilmesi için başvuru, değerlendirme, tedavi ve diğer bilim bilim bölümleri, birimlere yönlendirme ve tedavi sonlandırma yetkisi olan kişidir. E, ruhsal sorunlarla ilgili her türlü teşhisi koymak. Tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra uygun görülen psikoterapiyi uygulamak da tamamen psikiyatri uzmanının sorumluluğu ve yetkisi içerisinde. Ee, başka hiçbir meslek grubunun bu uygulamaları bağımsız olarak yapma yetkisi yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile bu yetki sadece hekimlere ruhsal e, sağlıkla ilgili olarak da psikiyatri hekimlerine e, verilmiş. Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım. Şimdi bir de biraz nöroloji bölümünü e, anlatmak istiyorum. Çünkü psikiyatri ile en çok karışan ve en çok iç içe olan bölümlerden bir tanesi, e, psikiyatri uzmanları ve nöroloji uzmanları eğitimleri sırasında, e, uzmanlık eğitimleri sırasında bizim rotasyon dediğimiz bir uygulama eğitimi alırlar. Yani bir psikiyatri e, asistanı e, en az 4 ay ya da daha üzerinde bir süre psikiyatri kliniğine gider, oradaki psikiyatri ekibiyle birlikte çalışır ve psikiyatrik hastalıkların eğitimini alır. Niye? Çünkü diyelim ki bir Sara hastalığından şüphelendiğimiz bir durum oldu, bir bayılma durumu. Bunun nörolojiyi ilgilendiren bir epilepsi mi oldu yoksa altında psikolojik sıkıntıların, stresörlerin yattığı... ...bir e, konversiyon bayılması mı yani psikiyatrik bir bayılma mı olduğunu anlayabilmek için bu eğitime ihtiyacımız var. Bu eğitime aslında bizim de ihtiyacımız var psikiyatristlerin. Çünkü psikiyatri uzmanları da e, eğitimleri sırasında en az 4 ay ya da daha uzun süre nöroloji rotasyonu alıyorlar. Niye? Çünkü nöroloji bölümüyle ilgili birçok rahatsızlık psikiyatrik hastalıklarla karışabiliyor. Mesela hastada bir uyuşma olabilir... Bir sersemlik olabilir, bir baş dönmesi olabilir, bir e, bayılma olabilir. Bunlar hem nöroloji alanındaki bir takım hastalıklarla ilişkili, yani nörolojik rahatsızlıklar sırasında da görülebilen rahatsızlıklardır. Hem de psikiyatrik sorunlarla ilgili. Hatta bazen dahiliyedeki bir takım e, iç hastalıkları bölümünün sorunlarıyla da karışabilir. O yüzden e, nöroloji uzmanları da, psikiyatri uzmanları da aynı zamanda e, ihsasları sırasında dahiliye bölümünde de 3 e, ay ya da daha uzun süreli bir rotasyon eğitimi alırlar. E, ve e, uzmanlık eğitimi sırasında da e, uzmanlık e, jürisinde, e, diyelim ki bir psikiyatri e, uzmanının jürisinde 3 e, psikiyatri hocası, bir nöroloji hocası ve bir de dahiliye hocası olur. Ya da tersi. Diyelim ki nöroloji uzmanının uzmanlık sınavında bir psikiyatri hocası da jüride yer alır. Dolayısıyla bu uzmanın psikiyatrist olan ya da nöroloji uzmanı olan bir kişinin e, yeterli bu konuda bilgisinin olup olmadığı e, değerlendirilerek ona göre uzmanlık hakkı veriliyor yani bir kliniği yönetebilecek az önce saydığım hastanın tanı konması tedavisi bu süreçlerin sorumluluğunu alabilecek bir belge bir uzmanlık belgesi alabilmesi için buna ihtiyaç var nörolojiyi niye anlatmak istiyorum çünkü e, toplumdaki büyük bir kesim nöroloji diye e, psikiyatri diye nöroloji uzmanlarına başvuruyor ve buralardan bir takım tedaviler alıyorlar. E, zaman zaman da şunlara çok tanık oluyoruz. Hani nörolojik muayenesi e, yapılan vakalar yeterli e, nörolojik muayenesinde herhangi bir sorun bulunmuyor. Beyin tomografisi normal, EEG'si normal, EMG'si normal ama hani bir psikiyatrik tedavi aldıklarına tanık oluyoruz. Burada bizi seyredenlerin en azından bu konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını amaçlamak için bu açıklamayı yaptım. Nöroloji uzmanı da 6 yıllık tıp eğitimi alan ve tıp eğitimi sonunda nöroloji alanında 4 yıl uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlere de nöroloji hekimi diyoruz, nörolog diyoruz. Hangi rahatsızlıklarla genel anlamda uğraşıyor Nöroloji, epilepsi dediğimiz halk arasında SARA olarak bilinen epilepsi hastalığı. Serebrovasküler olaylar, damarsal olaylara bağlı felç durumları, parkinsonizm ve istemsiz hareketler, baş ağrıları, migren gibi, multiple skleroz, MS dediğimiz hastalık, kas hastalıkları gibi nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve değerlendirmesini yapan hekimler. Dolayısıyla bunu da bilmemiz lazım. Peki Psikiyatristler hangi alanlarla psikiyatri hangi alanlarla ilgileniyor? Psikiyatri de e, sıklıkla halk arasında da bildiğimiz artık birçok psikiyatrik tablonun biz e, ne olduğunu biliyoruz. E, depresyon en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Anksiyete, kaygı bozuklukları, panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, e, OKB dediğimiz takıntı hastalığı. Sosyal fobi, çekingenlik çok yaygın olan özellikle öğrenciler arasında çok yaygın bir rahatsızlık. Yine deprem sonrası durumlarda çok sık rastladığımız travma sonrası stres bozukluğu psikiyatrinin ilgi alanına giren bir sorun. İki uçlu mizaç bozukluğu dediğimiz manik depresif bozukluk ya da bipolar bozukluk olarak da tanınan bir rahatsızlık. Şizofreni ve benzeri bozukluklar, alkol, madde bağımlılığı gibi sorunlar. Cinsel işle bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi sorunlar, yeme bozuklukları gibi, histeri konversiyon, hipokondriyazis, tikler, tik bozuklukları, yaşlılık psikiyatrisi yine demans, bunama gibi rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıklarda davranışsal sorunlar gerçekten çok yaşanıyor. Bu hastalar da çok sıkıntı yaşıyorlar. Uzun süren yaz süreçleri ve dürtü kontrol bozuklukları gibi durumlar e, psikiyatrinin ilgi alanlarına giriyor. Şimdi ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütün. E, dolayısıyla yani insanı bedenine ayrı duygularını, hislerini, davranışlarını ayrı olarak düşünemeyiz. Neden düşünemeyiz? Bir kişi e, kalp krizi geçirdiğinde bedensel bir hastalık geçiriyor. Ama bunun duygusal bir yansıması da var, psikiyatrik bir yansıması da var. Kaygılı olmaya başlıyor, ölüm korkusu yaşıyor. E, gerek hastalığı yaşayanlar, Gerekse ailesinde bir kalp krizi yaşayan bireylerin yani sorunu yaşamayanlar. yani bu olaya yakınlarının kalp krizinde tanık olanların biz aslında çok ciddi anlamda ruhsal kaygılar yaşadıklarını, panik ataklar yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu bilgileri bilmemiz gerekiyor. Gerek bedensel rahatsızlıklar, gerekse ruhsal rahatsızlıkların tanı ve tedavisi, Tamamen hekimlerce yapılması gereken bir şey. Yani hekim olmayan kişilerin e, bu e, alanlarla e, uğraşması e, doğru değil. Yani vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Yani belindeki bir ağrı için gidip işte filan yerde bel fıtığını düzelten e, biri var, işte bel çektiriyor, şunu yapıyor gibi. Yani bunlar son derece yanlış, bilimsel olmayan, e, bilimsel kabul görmeyen yaklaşımlar. Yani tabii ki insanlar istedikleri kişilere de gidebilirler. Hani bunlara bizim diyeceğimiz yok bir şey. Ama bunları bilgilendirmek, doğru bilgileri vermekte bizim görevimiz. Her türlü ruhsal sorun ve yakınma öncelikle bir psikiyatri uzmanına gitmeyi gerektiriyor. Çünkü hekiminiz durumunuzu değerlendirip uygun olan tedaviyi sizinle paylaşır ve bu tedaviyi kabul edip etmediğinizi size sorar. Sonuçta hangi tıp alanına giderseniz gidin, hekimler sizi dinliyorlar, tanınızı koyuyorlar, tetkiklerinizi değerlendiriyorlar ve sizin hangi alanla ilgili sorununuz olduğunu belirtiyorlar. Sonra tedavi seçeneğini size sunuyorlar. Artık günümüzde kişiler tedaviyi kabul etmedikleri durumda da bu tedavi sürdürülmüyor. Yani öncelikle kişilerin bu tedaviyi onaylamaları gerekiyor. Ruhsal rahatsızlıkların çoğunda ilaç tedavisi gibi yani biyolojik tedaviler gibi psikoterapi de bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu arada biz sarsıntıyı hissetmedik ama 5.3 şiddetinde bir deprem var. meydana geldi Elazığ'da. Evet çok geçmiş olsun. ...hepimize. Elazığ bir deprem şehri sevgili seyirciler. Yani her yıl neredeyse depremleri yaşıyoruz. Demin de post stres bozukluğunu vurgulamıştım. Psikiyatrinin ilgi alanları arasında depremle olan ilişkisini paylaşmıştım... ...bir iki dakika önce. Kaygılanmaya gerek yok. Yerküre zaman zaman sallanıyor dengesini bulmaya çalışıyor. Elazığ'da bir e, deprem fayı üzerinde yer aldığı için biz buna alışık olacağız, önlemlerimizi alacağız, e, hayatımıza devam edeceğiz. Özellikle yarın sınava girecek öğrenciler açısından da bunu gereksiz bir kaygıya dönüştürmemelerini tavsiye ediyorum. Evet, ilaç tedavileri yanında psikoterapinin de bir tedavi yöntemi olarak e, önemli bir işlevi olduğunu vurgulamıştım. Ama psikoterapi konusunda bir sıkıntı var. Yani her önüne gelen kendini psikoterapist olarak tanıtıyor. Ben 32 yıllık hekimlik hayatım var. Ben kart vizitime psikoterapist yazmıyorum. Psikoterapi yapıyorum, panik bozuklukta yapıyorum, vajinismus da yapıyorum. Çeşitli depresyon gibi değişik ruhsal rahatsızlıklarında, kaygı bozukluklarında psikoterapi uyguluyorum. Ama kart vizitime böyle bir bilgi yazmıyorum. Ama bir bakıyorsunuz bir yıl önce mezun olan bir kişiye, ee, ...psikiyatri hocalarından birer ikişer haftalık kurs alarak kendisini psikoterapist olarak tanıtıyor. Tabelasına böyle şeyler yazıyor. Bunlar son derece çirkin şeyler. Asla doğru olan şeyler değil. Halkımız lütfen bunlara aldanmasın. O yüzden e, ruhsal destek aldığınız kişinin ne iş yaptığını kliniğine ya da ofisine gittiğinde e, diplomasına bakın. E, yani psikolog da olsa, psikiyatrist de olsa il sağlık müdürlükleri tarafından verilen çalışma belgeleri var... Yani sadece diplomalarımız yeterli değil. Bizim kliniklerimizde psikolog da, psikiyatrist de çalışsa İl sağlık müdürlüğü tarafından onaylanmış çalışma uygunluk belgesi, çalışma ruhsatı var. Dolayısıyla bunu sorun. Bu çok önemli bir şey. Aksi halde korsan bir yere gidiyorsunuz demektir. Bunları artık çok önemseyelim. Çünkü halkımız bu konuda çok bilgi sahibi olmak zorunda. Tabii psikoterapi de bu konuda eğitim almış yetkin olan kişiler tarafından yapılması lazım. Bunlar ya psikiyatri uzmanlarıdır ya da klinik psikologlardır. Yani psikolog arkadaşlarımız meslek psikolog e, e, kimliği taşıyan kişiler eğer klinik eğitim, klinik psikoloji eğitim alırlarsa ve bu konuyla ilgili e, yeterli bir e, psikoterapi eğitimi e, almaları koşuluyla e, psikoterapi anlamında vakalara ruh sağlığı sorunu olan kişilere terapi desteği sunabilirler. Ee, bunu da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani her kendini psikoterapist tanıtan, ben psikoterapi yapıyorum, ben terapi yapıyorum, diğerin terapist olmadığını bilin. Lütfen diplomasını sorun, çalışma belgesini sorun, yasal bir kuruluş oluş, olup olmadığını sormak sizin en doğal hakkınızdır. Neden en doğal hakkınızdır? Çünkü yanlış bir tedavi telafisi zor olan ya da daha sıkıntılı tablolara yol açabilir. Ee, bu konuda bilgi sahibi olmak çok önemli. Bu akşam ben özellikle ruh sağlığı sorunu olan kişilerin hangi alanlara, kimlere başvurmaları, kimlere e, başvurumunda yanlış olduğunu anlattım sizlere. Ama sevgili seyirciler yarın ve pazar günü çok önemli bir gün. Ee, yüz binlerce öğrencimiz sınava girecek yarın. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren artık çalışmalarını tamamladılar, akşam gezilerini yaptılar, yemeklerini yediler ve aileleriyle evlerinde, arkadaşlarıyla dinlenmeye çekildiler. Bu öğrencilerimizle ilgili de bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yıllarca bu alanda destek veren, çalışma yapan, kliniğinde bu tür vakalara destek veren bir hekim olarak bu deneyimlerimi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir kere artık e, saat yaklaşık 930 10 arasına geliyor. E, yavaş yavaş dinlenme ve e, uyku saatine doğru yaklaşıyoruz. E, bu saatten sonra çok bir şey yiyip içmemek önemli. Böyle çay kahve tüketmemek önemli. Çünkü sağlıklı ve kaliteli bir uyku uyumak için çay ve kahveden uzak durmamız lazım. Özellikle akşam saatlerinde. E, ufak bir egzersiz yapmayı öneririm. Yapanlar zaten bunun getirdiği bir rahatlıkla şu an koltuklarında uzanıyorlardır. Yine her zaman uyuduğunuz saatte lütfen uyumaya çalışın. Yani her gün saat 10'da uyuyorsanız, 10'da 12'de uyuyorsanız uyku düzeninizde bugüne özgü bir değişiklik yapmayın. Bazı kişiler böyle endişeden, heyecandan biraz uyku sorunu yaşayabilirler ama e, ufak bir zorluk da olsa, geç de olsa bir şekilde e, uykuya geçersiniz. E, uyku, az uyuduğunuz zaman da lütfen endişelenmeyin. Yani uzanmak da biraz e, dinlenmeye, e, dinlenmeyi sağlıyor. E, yani sabah kalktığınızda e, her zaman kalktığınız saatte kalkın lütfen. Yani her gün saat 7'de kalkıyorsanız, yedi 7.30'da kalkıyorsanız, 8'de kalkıyorsanız o saatte kalkmanızı öneriyorum. Yine Özellikle sabah kalkıldığında mutlaka bir güzel bir kahvaltı, her zaman yediğiniz kahvaltılıklardan olsun lütfen bu ve her zaman yediğiniz miktarda olsun, abartıya kaçmayalım lütfen. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Daha sonra tabii sınav hazırlığı yaparak özellikle kimlik belgemiz ve sınava giriş belgemizi almak çok önemli. Ee, ...sevdiğiniz aile bireyleriniz ya da kendiniz nasıl ulaşıyorsanız sınav yerine ulaşma sürecine geçmenizi öneriyorum. Mutlaka yarım saat öncesinden sınav yerinde olacak şekilde e, olmanızı öneririm. Birçok öğrencimiz muhtemelen öncesinde gidip sınav yerlerini gördüler. Ee, bunu zaten öneriyor uzmanlar, biz de öneriyoruz. Ee, sınav yerine gidildiğinde e, hemen... Böyle 30-40 dakika önceden içeri girilmesini önermiyorum. Bir ufak bir bahçede bir gezinti, arkadaşlarla sohbet düşünülebilir. Sınava girdikten sonra, sınav başlarken her öğrencinin bir miktar heyecan yaşayacağını, girme sürecinde kitapçıklar dağıtılırken o ilk başlayan bir 3-5 dakikada bu heyecanın olduğunu unutmayın. Bu çok, bu çok önemli. Çok önemli bir şey daha vurgulayacağım. Özellikle dikkat eksikliği nedeniyle tedavi alan e, öğrencilerin mutlaka ilaçlarını sınav öncesi almaları lazım. Kısa etkili dikkat ilacı alanlara yarım saat öncesinden, sınav diyelim ki 10'da başlıyorsa 9.30'da. Uzun etkili dikkat ilacı alan öğrencilerin de ilaçlarını 1.5-2 saat önceden almalarını öneriyoruz. Çünkü ilaç e, etkisini gösterene kadar bir süre geçecektir. Yani en çok ihtiyaç duyduğunuz o ilaca en çok ihtiyaç duyduğunuz günde o ilacı düzenli ve doğru almanız çok önemli. Sınav anındaki heyecanın normal olduğunu, bu heyecanın aslında bizim başarmamız için biraz gerekli olan bir enerji sağladığını, bundan dolayı kaygılanmamanız gerektiğini özellikle vurgulanır, vurgulamak istiyorum. Sınav başladıktan sonra zaten bir sessizlik ve rehavet çökecektir. Dolayısıyla her öğrencinin kendi bildiği bir yöntemi, daha önceki deneme sınavlarından taktikleri vardır. Bu taktiklere göre ellerinden geleni yapmalarını öneriyorum. Ara ara böyle bir 10-15 dakikada bir derin bir nefes alıp böyle bir nefes egzersiz dediğimiz böyle bir geriye doğru derin burnumuzdan bir nefes alıp 3, 3 saniye tutup 3 saniye tuttuktan sonra da yavaş bir şekilde nefesimizi vererek ufak nefes egzersizlerinin sınav anında oluşan gereksiz zihin dalgınlığı ve anksiyeteyi azaltacağını Düşünüyorum. Sınav sırasında lütfen gereksiz yorumlara girmeyin. Şu kadar net yaptım, şunu da yapamadım, şuraya giremeyeceğim. insanlara ne diyeceğim? Bu sizin için önemli olan, başkalarını direkt ilgilendirmeyen bir sınav. Ve sınav bizim hayatımızdan, canımızdan, sağlığımızdan da önemli değil. Ee, tabii ki hayatımızda önemli bir aşama, ama sağlığımız her şeyden daha önemli. Ama yıl içinde elinizden gelen gayreti, çabayı gösterdiniz. Dolayısıyla bunu elinizden gelenin en iyisini yaparak kendi üzerinize düşeni yapın. Gerisi artık sizi ilgilendirmiyor. Ondan sonra da sonrasında kaç net yaptım, şunu ne yaptım onu sınav sonrasında oturup tartışırsınız. Buna gereksiz zaman ayırmayalım. Sorulara takılmayın. Takıntısı olan öğrenciler bir soruda ille de bunu yapacağım diye takılarak zaman kaybına yol açar. Zaman kaybı anksiyeteyi tetikler, anksiyete de konsantrasyonumuzu dikkatimizi dağıtır Dolayısıyla buna da dikkat edelim. Sınav sırasında başka şeylerle meşgul olmak kaçırılan sorularla meşgul olmak bizi odaklanmamızı bozar Çünkü insan beyni aynı anda birkaç şeyi düşünemez. Yani eğer biz o andaki soruyu düşünüyorsak daha önceki soru zihnimizde ise performansımızı olumsuz etkiler. Bu duygularla yarın ve pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Sevgiler e, gönderiyorum onlara. E, lütfen e, rahat olun, kendinize güvenin, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanın ve siz buna inanarak, e, kendi kendinize güvenerek bu sınava girin, e, başaracaksınız. E, efendim bir programın daha sonuna geldik. Bu akşam sizlere özellikle psikiyatrik sorunu olan kişilerin kimlere doğru adreslere nasıl başvuracaklarını ve yanlışlardan nasıl korunacaklarını ve sınava girecek öğrencilerimize de sınavda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler aktardım. Tekrar bütün öğrencilere sınavlarında başarılar diliyorum. Yaşanan deprem için de tüm şehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatı sağlıklı ve mutlu yaşayın.